3 Nisan 9 Nisan haftalık burcumuza hoş geldiniz. Asla unutmamamız gereken ülkemizde bir felaket var. Unutturmayacağız. Yükselen ve ay burcunuzu takip edeceksiniz. Yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. Sevgili koçlar, iş hayatınızla alakalı yoluna koymanız gereken birçok noktada gerekli adımları, gerekli kararlılıkları ve biraz daha çaba sarf ederek yön vermeniz gerekiyor. Bu hafta bunları belirlemeniz lazım. Çünkü 3 Nisan'da Merkür Boğa Burcu geçişini 16-22'de sağlam parasal noktalarımız, kendinizle ilgili eksik gördüğünüz noktalardaki mücadelelerinizi temsil ediyor. Yani kurumsal bir alandaysanız işinizden çıkartılma ihtimaliniz ve bu sistemde bazı karışıklıklar var. Bunları çaba göstermediğiniz takdirde size bay bay denilecek, bilginiz olsun. Aynı şekilde devletle alakalı bir noktada emek verdiğiniz işlerle alakalı bazı aksilikler, bazı pürüzler gündemimizde oluşabilir. Hem yorucuyu hem de sistemi oturtmanız gerekiyor. Biraz daha işinizi ciddiyete almanız gerektiğini de uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız iş hayatınızla alakalı yeni oluşturmak istediğiniz işlerle ilgili yeni ekip, yeni arkadaş oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunları doğru yaptığınız takdirde işinizde aksilikler yavaş yavaş geride kalacak. Aynı şekilde ortaklı bir iş düşünceniz varsa da ortaklı işinizin sağlam adımlarını yapmanız ve bu işi marka hakimiyetinize getireceğiniz gözüküyor. İş hayatımızla alakalı uzun süredir evdeyseniz ve hala aynı krizleri yaşıyorsanız sizin çabasız olduğunuzu, ani karar değişmenizden dolayı her işe kendinizi ait hissetmediğiniz gözüküyor. Lütfen biraz daha bu konulara çaba vermeniz lazım. Aile bireyleri, eşiniz ve birçok insan artık bu konuda muzdarip. Siz de biraz elinizi vicdanınıza koyma vakti diyorum, dedim bile. Ve yurt dışı ile alakalı uzun süredir evrak ve dosyalarda olumsuz beklediğiniz noktalarda gayet olumlu bir süreçte size ayrı bir renk katacak. Çocuklarımız ya da aile büyüklerimizin pasaport ya da vize ve evrak sorunları olduğunda bunları da çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Farklı bir şehirden farklı bir şehire gitme niyetiniz varsa sevgili koçlar, bunun için artık arayış, ev arayışı, iş arayışı dediğimiz dengelerinde hızlı şekilde hayatınıza renk katacağınızı uyarıyorum. Geçmişe dönük iş mahkemeniz ve çözemediğiniz konuların bu dönem çok yoğun bir süreci söz konusu olacak. Daha dikkatli bir şekilde evraklarınızı sistematik koyarsanız bu konuda da başarı var gözüküyor. Evet, 6 Nisan'da terazi dolunayı 07.34'te gerçekleşecek. Bu bizim 7. evimizi tetikleyecek. Özellikle aşk hayatımızda belirsiz giden, sizi yıpratan ve yoran noktaların artık bitmesi ve hayatımızda kalması gereken noktayı temsil ediyor. Huzursuz ve mutsuzsanız artık veda etmek ve dengeli bir şekilde, adaletli bir şekilde yol ayrımını ve uzun soluklu ilişki hayatımızla alakalı da evlilik ve ciddiyeti bize daha doğru bir şekilde getireceğinizi de uyarıyor. Yani terazi burcundaki gerçekleşecek dolunay Jüpiter'in etkisi ve Kiron'da olacak. Yaralarınız, İyileşmeniz gereken birçok noktayı, duygusal yönünüzü daha net bir şekilde, ama size şansın ve bereketin aşkla birlikte, aynı şekilde de unutmayın ki parasal noktamızı da en iyi şekilde dengeleyecek. Ve evli çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir sorunlarınızı görmemezlikten geliyordunuz. Artık iletişimi güçlendirerek hatalarımızı bulma, bağları oturtma ve en iyi şekilde de yol almayı. Taşınma konumuzla alakalı uzun süredir çözemediğimiz birçok noktanın da gayet verimli noktası ve güzel bir ev anahtarı da size rahatlık verecek. Ama şöyle söyleyeyim, ev artık sizin güvenlik alanınız olması gerektiği için bu karar içerisindesiniz. Yoksa oturduğunuz evde herhangi bir risk yok. Sadece siz bu güven alanını tercih ediyorsunuz. Evet, aile büyüklerimizle alakalı çözemediğimiz maddi konularla ilgili aileniz ve çevrenizdeki desteklerle büyük bir rahatlığımız var. Boşanma isteyenler için tekrar birbirinizi deneme ama hiç aşk yaşayamayanlar bu hafta renkli bir enerji, keyifli bir aşk, size şifa gelecek bir denge var.
doğru değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sevgiliniz ya da eşinizle ortaklı bir iş yapmak istiyorsanız birlikte yapacağınız iş markalaşacak. Ufak tefek kendinizle alakalı da yenilik katmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla, aile bireylerinizle bu hafta sonu çok keyifli ve birbirimizi anlayacak bir haftamız var. Çalışan çiftlerde eş dengeleri ve eş gerginlikleri olabilir. İşle alakalı değil, kendi hayatınız ve ailevi sorunlarınız ilişki ve ev düzenimize yansıyor. Artık bunları düzeltme vakti ve şifalanma vakti. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken kan değerlerimizde düşüşler ve baş ağrıları ve uykusuzluk problemi olabilir. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edelim. Aynı şekilde de çocuk isteyen ve tedavi başvurusu yapanlar için olumlu bir süreç hayır ve uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Lütfen destek şartlıyorum. Sevgili boğalar, özellikle iş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızın istediği ve yeniliklerinizin tam olması gereken noktada adımları başlıyor. Çok güzel iş fırsatlarımız ve size ait yaşanacak yeni kapılar ve insanları üstün körle yukarıdan bakmalardan vazgeçerseniz iş hayatınızda bu hafta hem yoğunluk hem de başarı hem de ekip arkadaşlarımızla yaşanan krizleri düzelterek daha sağlam iş projelerinde yer alacağınızı gösteriyor. Aynı şekilde Merkür Boğa burcu seyrinde olacak. İletişim hatalarınızı düzeltmek, daha sakin ve daha doğru ifade ederek yörüngenizde başka insanlara ulaşacağınız ve hedef İş kapılarınızla ilgili alternatif ve yurt dışı bağlantılarınızla alakalı çok güzel olumlu diyaloglarınız olacak. Yani bu haftayı kendi sağlam dengenizle birlikte güzel ve kalıcı işlerle adım atacağınızı biraz egolar, biraz üstünlük evremizde yumuşatmamız lazım diyorum. Ve kendinize ait kurmaya çalıştığınız hem bir hani bazen çok işli yönleriniz var ya, biraz kendi markanızı, biraz bulunduğunuz noktayı kaybetmemek adına çok da çaba sarf edeceksiniz. Bu size parasal anlamda da güçlenmenizi ve doğru noktayı temsil ediyor. Devlet bağlantınızla alakalı bazı krizler, tartışmalar, evraklarla alakalı yaşanacak sorunlar çalıştığınız ortamı gerginlik yaratabilir ve sizin iş hayatınızı zorlayıcı bir noktaya itebilir. Devlet kapısındaysanız daha dikkatli ve daha kontrollü hareket etmeniz gerekiyor. Tayin ya da bu tarz noktalarınız varsa gecikmeleriniz var. Yerinizi sağlam tutmanız lazım. Uzun süredir devletle bağlantılı işe girmek isteyenler için biraz daha kriz, biraz daha bekleme noktası söz konusu. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız yönetimin el değiştirmesi, yönetimle alakalı krizlerin yaratacağı bazı pürüzler sizin daha çok büyümenize sebep olacak. Bunlar size fırsat noktanızı oluşturacağını gözüküyor. Bu ara yazarlık ruhunuz, yaratıcı kabiliyetiniz ön planda. Farklı alanlarda kurs eğitim alarak eğitiminizle alakalı eksik gördüğümüz noktaları da daha sağlam adımlarla toparlayacağız. Sabit bir iş ve hiç kaybetmeyeceğimiz bir iş alanında şirketinizde bulunduğunuz noktada hastalık durumları söz konusu olabilir. Bir el değişimiyle alakalı bir noktanın da gerginliği sizi yıpratmasın. Güzel bir kapımız, fırsatlarımız var gözüküyor. Aynı şekilde de büyük kurumsaldaysanız şirketinizin sizin farklı bir bölgeye yollaması biraz canınızı sıksa da eviniz ve düzeniniz o bölgede daha mutlu bir şekilde yaşamayı temsil edecek. Yani siz huzursuz gideceksiniz ama yeriniz doğru bir noktada. İş mahkemeniz ve işsizseniz bu hafta yapmanız gereken tek şey adım at ve kendi iş kapılarıyla ilgili güzel fırsatları, iş beğenmeme noktanı geride bırak ve geçici de olsa bir noktaya çalışmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin kontrolsüz para harcaması, sizin de devamlı kendi cebinizden ödemeler yapmak biraz ilişkiyi terse doğru ve gereksiz gerginlikler yaratabilir. Buna dikkat etmemiz lazım finans anlamımızı. Evet, 6 Nisan'da gerçekleşecek terazi dolunayı sizin hayatınızla alakalı noktada 6. ev, hizmet alma, hizmet kapılarımızla alakalı ani değişiklikleri. Aynı şekilde de unutmamanız gerekiyor, sağlığınızla alakalı tetikleyici bir dönem olacağı için biraz daha sağlıklı beslenmeye
dikkat etmeniz lazım. Aşk hayatınızla alakalı farkındalık yaratacaksınız. Karşı tarafa daha çok değer verip birbirinize daha sağlam adımlar ve planlayıcı şekildesiniz. Geçmişe dönük ilişkilerinizden haber alabilir. Bu noktada da artık karar size ait olacak. Tanıştırılma, çevrenizde sizinle ilgilenen insanlara fırsat vermeniz lazım ama aile büyüklerimizin sağlık problemleri biraz sizi yıpratsa da sonu ferah bir noktada olacak. Miras, bölünmesi gereken toprak ve evle ilgili kardeşler ve kuzenler arasında tartışmalara açık bir hafta olacak. Mümkün olduğu kadar süreci başka biri yönetmesi lazım. Sizin hakimiyet olduğunuz noktada gereksiz laflar ailenizi ve sizi yıpratabilir diyorum. Evet, aşık enerjiniz var ama duygu daha çok parasal noktadaki eksikliklerimiz. Araç ve yatırımla ilgili planladığınız noktada kararsızlıklarımız var. Bu hafta bunları sağlam bir şekilde ve iletişim ve para dengemizi sağlamlaştırdığımız takdirde de güçlü bir aşk ve güçlü bir yatırım haftanız olacak. Bunlar size iyi gelecek. Evli çiftler arasında özellikle eş soyunuzun çözemediğiniz konuları ve ailede bu ara misafir ve yoğunluğun fazla olacağı için çocuklarımız ve kendi düzenimizde birbirimize ait noktaları belirleyemeyebiliriz. Biraz daha baş başa kalmanız gerekiyor. Sevgili hanımlar, bu ara gerçekten baharın tadıyla birlikte tamir, tadilat, ufak tefek dokunuşlar sizin bel sıkıntınıza sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli hareket sergilememiz lazım. Çocuk kararı içerisinde olabilir ama bununla ilgili cesaret noktanız olmayabilir. Haydi çocukla ilgili net karar verin. Geçmiş ilişkiniz sizden para ve geçmişe ait para borçlarımız varsa geçmiş ilişkinizle ilgili o yüzsüz bir şekilde sizden tekrar para isteyebilir. Mümkün olduğu kadar o geçmişi kapatmadığınız takdirde bu paraları devamlı ödemek zorundasınız. Ve şiddet gördüyseniz ve burada haritanız şunu gösteriyor. Geçmişe dönelik şiddet yaşadığınız insan karşınızda dikkatli olmanız lazım. Sağlık olarak beslenmemize, vücut evremize ve hassas noktalarımız, alerjik, bahar alerjisi abartıcı şekilde vücut enerjimize yansıyabilir. Daha böyle dingin bir beslenme size iyi gelecek. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Tatlı tatlı yorumlarınızı da bekliyorum. Hani bazen dilimizin kemiği olmaz ve bir noktada ne söylediğimiz ve söylediğimiz şeyler zorluk altında kalmamıza sebep olabilir ya. Amansız dürüstlük bazen bizim canımızı yakabilir. Mümkün olduğu kadar evet dürüst olma yolundasınız ama bazı dengelerde sizi fazlasıyla yıpratabilir. 3 Nisan'da Merkür Boğa Burcu geçişini tamamlayacak 16-22'de. İş hayatınızla alakalı dil kemiğinizin olmadığı, fırsatlarla ilgili noktada da dürüstlük size zarar vereceğini ve aynı şekilde bu dürüstlükle devam edeceğinizi de gösteriyor. Yöneticimiz ve bulunduğumuz şirketin toplantıları, yoğun iletişim ve dışarıda geçireceğimiz alanlarda güzel fırsatlar söz konusu olacak. Eğer iş bekliyorsanız ve iş konularınızla ilgili başvurularınız da gayet olumlu. Zaten dürüstlüğünüzden kazanacağınız için iş başvuru yapan kişilerin daha net ve kendisini doğru ifade etmesi gerektiğini uyarıyor. Aynı şekilde de şunu demek istiyorum. 6 Nisan'da Terazi Burcu'ndaki Dolunay, Jüpiter'in ve Kiron'un etkisi içerisinde olacak. Bu sizin 5. evinize, eğlence evinize, yani amansız ruhunuzdaki, hani fingirdek ruhumuz olur ya, gülümsemek isteriz, daha hayat dolu bakmak isteriz, bu evimizi tetikleyecek. Yeni başvurular, yurt dışı ile ilgili yarım bıraktığınız eğitimlerin de destekleyicisi olacak. Yani aslında bir nevi göz perdemizin daha çok güzel açılacağı, yolumuzu daha doğru şekilde çizmemizi uyarıyor. Ama der ki iş çevrenizde sizinle alakalı yapılacak dedikodular, işinize zarar verecek insanları da tetikleyeceği için daha mantıklı, evet dürüst olun ama daha mantıklı dürüstlük yolunu tercih etmeniz lazım. Üst düzey yöneticiniz demiyorum, ekip arkadaşınız ya da sizden bir noktada yetkili bir kişinin size çok fazla büyük bir desteği olacak. Bu da geçtiğimiz Eylül ayının altyapısını kuracaksınız. Şu anki yapacağınız her adım Eylül'ün konumunuz ve mertebenizin değişmesine yardımcı olacak. Aynı şekilde de kurumsal bir alanda
yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız şirketinizin size sunacağı yolculuklarda başarı odaklı şekilde devam edeceksiniz. Eğer işsizseniz ve iş konularımızla alakalı yaşadığınız krizler dürüstlüğünüzle güzel kapılar ve yenilikler hakimiyet kuracak. Geçmişe ait iş mahkememiz ve kırılan noktamızla alakalı birçok noktayı da tamir olacağınız söz konusu. Borç alıp verme konularında geçmişe yönelik borçlarınızın yavaş yavaş toparlanması ama sizin gereksiz harcamalar, kredi ve ev hanesine borçlanmanızı uyarıyor. Bu dengeleri de kurmamız lazım. Evet, şunu diyeceğim. Eğlence ruhunuz ve kendinize yenilik yaratmak istiyorsanız bu hafta gayet keyifli ve bu dolunay size 3 aylık serüvende doğru aşka, doğru sevgiye, doğru ilişkiye adım atacağınızı da uyarıyor. Yani mümkün olduk kadar sağlam adımlar yaratmamız lazım. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız iş çevrenizde aşk enerjiniz var ve bu aşk sizin evlilik yapacağınız insanı gösteriyor. O bakan gözler size ait. Doğru hissediyorsunuz, onun adım atmasını bekliyorsunuz. Aynı şekilde kendi işinizi kurmak, ortaklı süreçlerle ilgili bağlantılar içerisindeyseniz biraz daha sabırlı, doğru mekanı bularak adım atmanız lazım. Bu ara en önemli şey spor salonu ya da güzellik merkezi ya da bu tarz işler içerisinde yoğunluğunuz varsa hareketli bir haftayı ve işinizde ufak tefek tamiratlı durumları da gayet başarılı şekilde var edeceğiz. Yalnız sigorta durum, araç sigortanız, ev sigortanız bu tarz noktalarda eksikliklerimiz varsa bunları artık çözme vakti. Yoksa burada sıkıntılar var. Bu sıkıntılar cebinizden değil, sigortanızdan paranız geçsin istiyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin ani şehir dışı ve iş gereği gideceği yolculuklar, sizin de işinizde sorumlulukların fazlasıyla artacağı ve geçmişe dönük iş mahkemelerinizle alakalı hareketli bir dönem. Yalnız çocuklarınızla alakalı yaşadığınız sorumsuzluk, bunlar onların eğitimlerine yansıyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Evet, aşk rüzgarımız var, enerjimiz yoğun. Kalıcı ve uzun soluklu ilişkinizin gideceği yolculuk evliliğe doğru gidiyor. Yazı dört gözle bekliyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Fakat aile arasında uyumsuz bir çift, yani kültürel farklılığınız varsa aileleri dengelemeden evlilik yapmamanız lazım. Uzun soluklu küs olacağınızı da uyarıyor. Bu ara platonik ruhunuz, aşk enerjiniz yoğun, tadını çıkartın ama akşam alemce ruhunuz bedeninize zarar vermesin. Daha temkinli, daha sağlıklı içecekler kullanarak ruh enerjimizi iyileştirmemiz lazım. Ciğerlerimizde hassasiyetimiz var. Yani kullandığınız maddeler biraz sıkıntı yaratabilir diyorum. Evet, sevgili ev hanımları ve evli çiftlerimiz için şunu demek istiyorum. Eşinizin sizin iki tatlı söze, iki tatlı bakışa ihtiyacı var. Dilinizin kemiği yoksa gözünüzün kemiği de yok. O yüzden güzel ifade edin. O sizi çok seviyor. Bir de uzun süredir kayınvalide ya da görümce arasındaki yaşanan maddi krizler sizin evliliğinizi zorluyordu. Eşiniz artık bunun farkında. Nasıl başlatacağını bilmiyor. Siz de ona adım atarak güzellik yaratabilirsiniz. Ani koltuk değişimi ve evde ufak tefek tadilat durumlarımız söz konusu olacak. Evet, kendimizle alakalı dil eğitimi alabilir. Bu konularda kendimizi geliştirmek isteyeceğiz. Yani aslında siz kim olduğunuzu, ne için geldiğinizi, ne için savaştığını biliyorsunuz. Önünüzdeki engelleri, önünüzdeki problemleri daha mantıklı şekilde aşacağınızın dönemi. Doğru kullan, doğru toprağı besle ve kendini yaşat diyoruz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada kulak ve alerjik sinüslerimiz artabilir ve egzamalarımız daha sert bir şekilde vücudumuza zarar verebilir. Dikkatli olun efendim, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşırsanız kanalımızı daha yoğun bir şekilde büyütmemize yardımcı olabiliriz. Evet, 3 Nisan'da Merkür Boğa Burcu 16-22'de, 6 Nisan'da Terazi Dolunayı gerçekleşecek ve Jüpiter etkisiyle ve Kiron da destekleyecek bunu. Yani sizin dördüncü evinizi, kök aile evrelerimizi, yaşadığımız karmaşık noktalardaki dengelerin uyanmasına yardımcı olacak. Merkür'ün boğa evresiyle alakalı iş hayatınızda beklenmedik ve hayatınızla ilgili boş zaman geçiriyorum derken yoğun bir tempo ve iyileştirme dediğimiz dengeleri daha rahat bir şekilde görebileceğimiz bir evredesiniz. Yani pozitif bakarak
başlamak istediğiniz işiniz, tamamlamanız gereken alanlarla ilgili büyük şans kapılarınız var. Yani siz de biraz hani popomuzu kaldıracağız, bu sorumluluğumuzu daha en level şekilde ilerleteceğiz. Kurumsal ya da devletle alakalı noktalarda yaşanacak bazı iş kapılarımızdaki alanlar bizi artık yavaş yavaş farklı iş alanlarına çevirmemize ve buranın sizi artık taşıyabilecek bir enerjisinin olmadığını da farkındasınız ama cesaretiniz yok ve bu yüzden de popomuz burada devamlı kalıyor. Artık adım at, yeni başlangıçlar, yeni noktalar sana çok daha iyi gelecek. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu kapıda dışarıdaki işler ve ev iş alanımızdaki yoğun tempo size ekstra kazançlar yaratacak. Bence siz de bazı şeylerin farkındasınız. Sadece hani cesaretsizlik mi, düzensizlik mi dediğimiz karma. Artık düzene geçmeniz lazım. Çünkü bu dönem doğru başardığınızda kökteki gerginlikler, iş hayatımızdaki eksik gördüğümüz birçok nokta yeşermeye ve kendimizi doğru ispatlayacağız. İşimiz gereği gideceğimiz seyahatlerde başarı odaklımız olsa da ekip arkadaşlarınızdan fazlasıyla etki altındasınız. Onların söyledikleri değil, sizin yaptıklarınız önemli ve üst düzey yöneticiler ya da ekip arkadaşınızın üst düzey rütbesi olan kişiler sizi çok memnunlar ama ekip arkadaşlarımız sizi devamlı karıştırmaya çalışıyor, onları görmeyin. Seyahatler gereği gideceğimiz ve yurt dışı bağlantılı işlerimizle ilgili sürpriz gelişecek konularda ertelenmeler olsa da siz bu noktaları en iyi şekilde zamanı geldiğinde başaracaksınız. Eğer iş kapınızla ilgili evdeyseniz ve hala iş beklenti evresinde hep olumsuz görüyorsanız beklemedik iş kapılarınızla ilgili çağrılmalar var. Kendinizle dürüst bir şekilde ilerleyin. O kapılarımız doğru bir noktada. Evet, kökler. Özellikle baba ve ata köklerimizle alakalı miras, tartışmalar ve eşinizin baba köklerinden de kaynaklanacak sıkıntılar ev hayatınızı biraz tetikleyebilir. Mirasla alakalı noktada küskünlükler başlatabilir. Mümkün olduğu kadar doğru ve adımları ve konuşma uslupları net olmalı. Herkes hakkına düşen pay alacak ama bu hafta olmayacak. Uzun devam edecek ama bu uzun sonunda güzel kazançlar da hayatımıza gelecek gözüküyor. Bu ara en önemli şey sizin kendi çocukluğunuz, yaşadığınız geçmiş ve ailevi anılar sizi devamlı tetikleyebilir, rüyalarınıza girebilir. Bence o geçmiş köklerimize güzel bir dua ederek onlara Allah razı olsun diyelim ki bugün bu nefesi onlar sayesinde aldığınızı bilmenizi istiyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada sizin iş değişiminizle ilgili beklediğiniz adım başlıyor. Güzel bir nokta. Sabitseniz yerinizde güzel bir değişim. Eşinizin yeriyle ilgili sıkıntısı yok. Sadece maaş konusuyla ilgili rahatsız olduğu evreler var. Bunlar toparlanacak. Özel hayatımızda stabil giden ilişkimizi daha mantıklı şekilde devam ettireceğiz. İlişkiniz bu ara kopma yolunda olan sevgili yengeçler, bu ilişkinin size hiçbir hayrı yok. Sadece alışkanlıktan dolayı devam ediyorsunuz. Fikirler ters. Alıştığınız evreden dolayı idare ediyorsunuz. Bu size acı veriyor. Yol ayrımı yaşamanız lazım. Aynı şekilde terk edildiğinizde barışma evremiz var. Ama bu ilişkiyi tekrar mantığınızda oturtmanız lazım. Zarar görmemeniz için. Bu ara söz ve nişanlı evlilik tarihi belirleyen çiftlerde ev yatırımı kararı içerisindesiniz. Her iki ailenin de desteklemesiyle alakalı noktada güzel bir ev anahtarının başlangıcı olacak. Evinizde bekar erkeğiniz varsa, dayınız, amcanız, abiniz, hayırlı bir kısmet kapısı var ve bu onun da mutluluk yuvasına şahit olacağınızı gösteriyor. Satmaya çalıştığınız bir ev anahtarı olumlu şekilde bu hafta en geç 19 Nisan'a kadar satılmış olacak. Daha geniş bir ev anahtarınız da aydınlıkta gözüküyor. Sevgili ev hanımları, evet çok yoğun bir tempo ve çocuklarınızın yorgun enerjisi, onların ailevi sorunları ve eğitim evrelerine çok mücadele ediyorsunuz. Eşinizin de çocuklarla ilgilenmemesinden kaynaklı bütün yük sizin üzerinizde. O çocukları siz yetiştiriyorsunuz. Mümkün olduğu kadar dil eğitimleri ve yazı karakterlerini ve konuşma usluplarını daha ön plana almanız lazım. Eğer başarısız olursa bunlardan olacak ve çocuklarda kekeleme olabilir, dil sürtüşmesi olabilir. Gerekiyorsa bir pedagogla bunları çözmemiz lazım. Sağlık olarak gözle alakalı sıkıntılarımız var. Göz kanaması, alerjik, yakını görememe gibi ya da katarak sorunlarımız olabilir ailede ve sizde. Dikkat edelim. Bir de geniz atı akıntımız yoğunlaştı. Kulak burun boğaza gitmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, ev taşıma niyeti olanlarda
Ayın 13'üne kadar taşınmanız hayırlı olsun. Ama araç değiştirmek isteyenler hemen yapacak. Uğurunuz aydınlık olsun efendim. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, lütfen yoruma çok ihtiyacım var. Destek etmeyi, beğenmeyi ve yükselen ve ay burcunuzu aynı şekilde yorum yaparak takip ederseniz sevinirim. Çevrenizdeki insanlara yaptığınız yorumlar biraz can sıkıcı olabilir. Fazla insanları dilinize dolamış olabilir ve espiritüel yönünüz onların canını yakabilir. Mümkün olduğu kadar biraz daha insanları alaycı değil, onların da insan olduğunun farkına varmanız gerektiğini uyarıyorum. Merkür Boğa burcuna 16-22'de geçiş yapacak. Bu da sizin özellikle yöneticiler ve ekip arkadaşlarımızla alakalı yapacağımız sağlam işlerin imzasını atacağınız ve uzun soluklu yoğun bir tempoda yer alacağınızı uyarıyor. Yani eğer iş kapılarınızda hala 6-7 aydır ev içerisinde ve beklettiğiniz işle ilgili gerginlikler yaşıyorsanız bu dönem bunun kapıları sizin için olumlu şekilde açılıyor. Eğer siz de gidip kendinizi gösterirseniz yeni kapınız hayırlı olsun. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız güzel bir oluşum ve şirketinizle alakalı primlerle ilgili ekstra kazançlar ve yoğun bir temponun ve gideceğimiz seyahatlerde de başarı noktamız söz konusu olacak. Biraz daha kendimiz bilinçli ve adımlı hareket edeceğiz. Devletle alakalı çalıştığınız bir kurumun farklı bir kuruma geçme başvurunuz onaylanmış gözüküyor. Hayırlı olsun. Eğer devlete girmek, devletle ilgili başarı sağlamak isteyen sevgili aslanlar, aracı ve birini devreye sokmadan bu işin olmayacağını biliyorsunuz ama ısrarla olacak diye bekliyorsunuz. Artık birini devreye koymanız lazım. İnşaat, toprak, bu tarz işler yapan sevgili aslanlar güzel ihaleleri söz konusu olacak. Eğer ki ailenize ait arsayla ilgili müteahhit anlaşması bekliyorsanız da olumlu bir denge, sabırlı ve aydınlık olmanız gerekiyor. Evet, 6 Nisan'da Perşembe günü terazi dolunayı gerçekleşecek 07.34'te. Jüpiter 16 derecede Jüpiter eşlik edecek ve aynı şekilde Kiron da buna eşliğini devam ettirecek. Bu sizin üçüncü evinizi, kardeşler, yakın lise öncesi, komşularınız, çevrenizle alakalı dile getirmek istediğiniz tartışmalar ve geçmişe yönelik ya da şu anki rahatsız olduğunuz kavgalarla alakalı noktalarımızı tetikliyor. Biraz daha temkinli ve sizi oyuna getirebilirler. Dikkatli olmanız lazım. Özellikle de geçmiş aşk hayatınız size böyle dank edecek. Özlem, kokusunu özlemek, gözyaşı dökme dediğimiz evre. Ama bir nevi de geçmişten kurtulmak isteyen sevgili aslanlar hala geçmişte yaşamayı ne zaman bırakacaksınız diye uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız çok yoğun bir hareketli bir hafta söz konusu olacak. Yeni proje, yeni işler, yeni olumluluklar var ama biraz güvendiğiniz ekip arkadaşınız ya da çalışanınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Orada bazı eksiklikler, çalınan bazı olaylar söz konusu olabilir. Çok güvenmek de zarar getirebilir, bilginiz olsun. Ortaklı işler ve özellikle ortağınız dışarıda işler yapıyor, siz içerideyseniz çok güzel anlaşmalarla birlikte o ortağınızla güzel başarılar elde edeceksiniz ve bu güzel bir nokta hayırlı. Stabil bir alandaysanız masa değişiminiz değişmeyecek ama yerde yenilik, mekan değişimi, yeni bir yere taşınma konularımız hareketli. Bazı aslanlar kurumsal alanda çalışıyorsanız işten çıkartılma gibi konularımız hareketli, dikkatli olmanız lazım. Çalışan çiftlerde özellikle eşiniz işten çıkartılma uyarısı almış olabilir. Siz de rahat tavırlarınızdan uyarı evresine düşebilirsiniz. Dikkatli olun. Özellikle erkek çocuğunuz varsa onunla biraz daha fazla vakit geçirmeniz ve evde ufak tefek değişimler içerisindesiniz. Hani güzelleştirme dediğimiz bir döngü. Fazla alışveriş yapmadan, cebinize zarar vermeden aynı dengeleri koruyarak hareket etmemiz lazım. Şirketinizle ilgili beklediğiniz araç hayırlı uğurlu olsun, kapınızda gözüküyor. Ama şunu unutmayın ki çevrenizde ve uzun süredir farklı bölümdeki bir insanla bağlantı kurmaya çalıştığınız ilişki elleriniz tutuluyor ve evlilik yapacaksınız. Yani demek ki bulunduğunuz şirkette beğendiğiniz biri var, onun da size karşı ilgisi var, hayırlı olsun. Bu ara sosyal ağlardan aşk enerjisi yoğun olacak. Fazla kimseye güvenmeden
ve inanmamanız gerektiğinde dolandırılabilir. Duygusal yalancılık ve size para isteyebilirler. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanızı öneriyorum dedim. Evet, geçmiş ilişkiniz geri gelecek ama uzun soluklu ilişkilerde biraz daha bekleyerek para gücümüzü oturtmaya çalışıyoruz. Ailedeki gerginlikler düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunların hepsi düzelecek, merak etmeyin. Evli çiftlerde özellikle eşinizle aranızda krizler var. Bu krizler ciddi anlamda boşanmaya doğru gidiyor. Biraz daha birbirimize ait dengeyi doğru ve psikologla çözmemiz lazım. Çocuklarımızın eğitimi, alanımızdaki dengeler ve artık her iki tarafta birbiriyle anlamsız çatışıyor ve bu çatışmalar evde hırala gürele kavgalara sebep oluyor. Ve çocuklarımız sözlü şiddete ya da bu tarz konularda rahatsız oluyorlar. Eğitim hayatlarına yansıyor. Biraz daha sakin geçirmemiz gerektiğini uyarmak zorundayım. Binanızda komşunuzdan çok rahatsızsınız ve bu yüzden komşunuzun rahat tavırları onu şikayet etmenize sebep olacak. Aramızda tartışmalar ve bu tartışmalar sertlik olabilir. Mümkün olduğu kadar yasa olarak devam etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Küçük beklediğiniz para cebinize girecek, hayırlı olsun. Sizin üzerinize ailenizden geçecek arsayı satmamanız gerekiyor. Bunu da uyarıyorum. Sağlık olarak saç dökülmeniz ve özellikle de sırt bölgelerindeki rahatsızlıklar sizi yıpratabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Lütfen yorum yazın. Yükselen ve Ay burcunuzda lütfen dinleyin, paylaşın. Birlikte paylaşarak büyüyelim. 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçecek. Duygusal anlamda kendimizi zor bir dönem olabilir. Ve kendimizi fazlasıyla sıkıntıya düşürebiliriz ve kendi kendimizle savaşabiliriz. Ama 6 Nisan'da terazi dolunayı gerçekleşecek. 7.34'te Jüpiter ve Kiron eşlik edecek bu duruma. İş hayatımızla alakalı daha düzenli, daha radikal, daha kendimizi bilen adımlar. Ama ikinci ev, yeteneklerimiz, bizim oluşturmak istediğimiz planlarımız, parasal kaynaklı dengelerimizin daha ön planda olacağını gösterir. İş hayatımızla ilgili para konularımız, yani hakkımız olan kavganın hareketleneceği ve kendimize ait bilinçli noktalarını görerek konuşmayı öğreneceğiz. Evet, kurumsal ya da devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız, kurumsal şirketinizin size zorlayıcı bir dönemi ve ısrarcı tavrı mobbing uygulaması olabilir. Bu yüzden temkinli olmanız gerekiyor. Devlet kurumlarıyla bağlantılı noktada çalışıyorsanız, bu da sizin tayin ve değiştirmemiz gereken konumlarla ilgili tetikleyecek bir evre. Mümkün olduğu kadar gideceğimiz yolculuk daha olumlu kalacağı, eğer kalmayı düşünüyorsanız da zorlayıcı bir dönem. İş beklentimiz ve uzun süredir iş krizleri yaşıyorsanız, artık sizin de bu iş hayatına daha duygusal değil, daha radikal bakarak kendimiz geçici de olsa bir başlangıç yapmamız lazım. Her iş size uygun değil, haklısınız ama ekmek kazanmak, para kazanmak artık zorlaştı. Aslanın eskiden poposunun ta bilmem neresindeydi. Şimdi artık onun bilmem ne ipini bulursanız iş kapınız olur. Siz de artık ailenize karşı mahcup olmaktan, aranızdaki tartışmalar, para konusunu bitirmemiz lazım. Yani bu 6 ay içerisinde güzel bir iş enerjiniz var. Çünkü terazi dolayı yeteneklerinizi keşfederek yeni başlangıçları, yeni oluşumları sağlayacak. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız, iş hayatınızla alakalı değiştirmek istediğiniz merkez değişimleri gerçekleştireceksiniz. Parasal evrenizi kontrol ederek bu adımları yapmanız doğru. Yurt dışına yerleşmek ya da bu yurt dışı ile alakalı oluşturmak istediğiniz iş kapılarımız, sizin yeteneklerinizle birlikte büyük başarılar elde edeceksiniz. Aile işiniz, kendinize ait iş imkanlarınızı büyütmek istiyorsanız da sosyal ağlar, enerji olarak daha kendinize reklam vererek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ara sanatçı ruhunuz, resim, tiyatro, müzik, atölye, bu tarz meraklarınız olabilir. Bu tarz kurslar şifalanmanıza yardımcı olacak. Evet, aşk hayatımızla ilgili noktada bizi yoran, bizi yıpratan konuları artık içimizde yara değil, iyileştireceğimiz bir dönem. Kırıldığımız noktaları tamir edeceğiz ve artık kendimize duygu anlamında daha net adımlar
atacağımızı uyarıyor. Ve unutmayın ki uzun soluklu ilişkinizde ciddiyet evresi, aynı eve taşınmak, aynı birlikteliği yaşamak ve birlikte yurt dışı planlarımızla ilgili gelecekle alakalı adımların başvurusunu yapacağız. Vatandaşlık olabilir, farklı bir noktadan yaratılacak iş imkanıyla birlikte orada kalma yollarını ya da oraya gitme yollarınızı belirleyeceksiniz. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada daha duygusal geçişler evresinde olduğunuz için işe konsantre olamıyor olabilirsiniz. Oradaki insanların enerjisi sizi yıpratıyor olabilir ve bu yüzden nazara geliyor olabilirsiniz. Biraz daha nazar enerjimizi sirkeli suyla yıkayarak enerjimizi değiştirebiliriz. Ailemize ait çözemediğimiz konular, mal, yatırım ya da miras konuları ile ilgili haklarımızı kaybedebiliriz. Bunlarla ilgili mücadele döneminde unutmamanız lazım. Uzun soluklu ilişkilerde gelecek planları içerisindeyiz ama ekonomik evreleriniz çok yorucu olduğu için biraz daha adımlar gecikebilir. Ama siz birbirinize Allah katında yazılmışsınız, mutluluklar diyorum. İlişkinizle ayrılık kararı veren ve bir türlü bu konuda kararsız olan çiftler yol ayrımının netliğine kavuşarak kendi yörüngenizde her iki tarafta yeni bir ilişkiye adım atacak. Ama ilk önce geçmiş anıları tazelemek lazım, bitirmek lazım, ona göre diyorum. Ve sevgili başaklar, aile büyüklerimizin sağlık problemleri biraz sizi yıpratsa da olumlu sağlık açıları gözüküyor. Kendi kendinize tribe girip de kaybetme korkunuzu çıkartmamız lazım. Yani kaybetme endişeniz var. Kaybolacak ve bir daha göremeyeceğim endişeniz var. Bunlardan çıkmamız lazım. Kardeşlerinizle aranızda gergin bir süreç ve bu süreçte küskünlükler uzun olacak, unutmayın. Sevgili evli çiftlerimiz için şunu demek istiyorum. Siz bazen her şeyi abartarak karşı tarafı suçluyorsunuz. Kendi suçladığınız noktaları da görmeniz lazım. İlişkiniz bitmiş, neyin çabasındasınız, neyin mücadelesindesiniz, çocuklar ve kendinizi yıpratıyorsunuz. Evliliği güzel giden çiftlerde de ev değiştirmekten çok ailenize ait miraslarla ilgili yaşanacak güzel gelişmeler ve size yeni bir ev desteği olacak ve bu destek sizin güzel fırsatlar yaratacağınız kapıları da uyarıyor. Evet, bu ara çocuk fikri olan ve çocuk tedavisini düşünen çiftlerimiz için olumlu ama yaz ayı daha verimli ve daha aydınlık. Şu an bu noktayı geriye atabiliriz. Ekonomik olarak da bazı noktalara hazır değilsiniz. Borç alma konumuzda biraz kararsızsınız, almayın. Çünkü borç konusunda tedirgin ve panik ve uykularınız kaçıyor. Bu ara evinize küçük ufak tefek eşyalarınızda kırılma, dökülme, hırsızlık olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak da son zamanlarda uyku apnemiz, horlama enerjimiz yoğun ve nefes alırken zorlanmalarımız var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yap, lütfen yorum yapın, beğenmeyi lütfen beğenin. Lütfen yükselen ve ay burcunuzu dinlerken de yorum yapmayı unutmayın diyorum sevgili teraziler. Hani bazen deriz ki iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmayı unutmayın demek. Evet, çevrenizde suçlamalarınız, onların hatalı olup kendinizi haklı gösterme mücadeleniz uzun süredir devam ediyor. Evet, haklısınız ama şunu demek istiyorum. Zaten ben merkezli bir noktada olacaksınız. Ben biliyorum, ben ediyorum, ben her şeyi yapıyorum ama bazen bu ben biliyorum olayları size zarar veriyor. Daha temkinli olmanız lazım. Merkür Boğa burcu geçişini sağlayacak. 3 Nisan'da 16-22'de gerçekleşecek. Bu da şunu gösteriyor. İş hayatınızla ilgili sağlam görmediğiniz, anlaşma imkansız, beni kabul etmez dediğiniz noktalarda büyük bir başarı sağlayacaksınız. Ve iş bekliyorsanız ve olmaz, burası beni kabul etmez diyorsanız, burayla ilgili iletişimleriniz, mülakat konularımız gayet akıcı ve seri geçecek. Devletle alakalı girmek istediğiniz ya da memurlukla ilgili beklentilerinizde güzel enerjiler var. Altyapıyı doğru oturtmamız lazım. Serbest bir piyasaya girmek istiyorsanız da ben hani birinci evinizi destekleyeceği için terazi şunu uyarıyor. Der ki siz her şeyin başarısını ve dengesini kabul edeceksiniz ama maşallah hep başkaları suçlu, siz haklı modundan da çıkmanız lazım. Büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız, özellikle bulunduğunuz bölümden ve ekipten rahatsızsanız, bununla ilgili üst düzey yöneticilerin size sunacağı farklı bir alan var, hayırlı olsun. Ve uzun süredir baskı içerisinde olduğunuz işlerinizle alakalı da artık oraya veda edip başka bir noktada teklifi değerlendirme evreniz söz konusu olacak.
Bulunduğunuz alanda da değişimlerle ilgili noktada haberler size doğru ilerleyecek. Ama siz bazen psikolojik olarak yorgun olduğunuz için asla olmaz diyorsunuz ve bu enerjiyi geri tutuyorsunuz. Orası olacak. Güvendiğiniz ekip arkadaşlarınızın size karşı davranışlarından rahatsızsınız ama aynı davranışları siz de yapıyorsunuz. Onlar da sizden rahatsız. O yüzden siz de kendinize çeki düzen vermeniz gerektiğini uyarıyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ufak tefek kazançlarınızda gerilemeler söz konusu. Buna biraz daha renk katarak reklam ya da ekibi değiştirerek buradaki dengeleri oturtabilirsiniz. Daha sağlıklı adımlar. Eğer gazeteciyseniz, eğer rehberseniz çok hareketli bir iş temponuz olacak. Uzun süredir pasaportunuz ya da evraklarınızla ilgili sıkıntılar artık çözüm evresine giriyor. Biraz daha kendiniz bu noktaya mücadele etmeniz lazım. Evet, kalbinizde aşk enerjisi yoğun. Hayatınızdaki insanınla evlenmeyi düşünüyorsunuz. Borçlarınız bitsin, o insana adım atacaksınız. Bir 6 ay bir zamanınız var. Bunların hepsini dengeleyip o insanın ailesiyle tanışma vakti de söz konusu olacak. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin çok gergin tavrı sizi mutsuzluğa doğru itiyor. Ve devamlı onun olumsuz etkileri evimizdeki enerjiyle olumsuz etkiliyor. Ona biraz yoga yaparak, meditasyon, bir masaj, bir hamam, onun psikolojisine iyi gelecek destek vermenizi istiyorum. Aynı şekilde sizin de işinizle ilgili özellikle finans alanındaysanız para konularınızla ilgili kafa dağınıklığından hata yapabilirsiniz. Mail, evraklarda yanlış diyaloglar söz konusu olabilir. Biraz bunları dengelemek daha sağlıklı diyorum. Kız çocuklarınız varsa sanatçı yeteneği ve spora yatkın enerjisini dengelemeniz lazım. Çocuklarınız başarılı. Evet, aşk yenilik ve güzellik getiriyor. Siz de bu yeniliği kucaklayın. Geçmiş ilişkinizle alakalı hesaplaşmak istediğiniz noktalarda yüz yüze karşılaşma ve konuşmalar içinizdeki öfkeyi çok iyileştirecek. Hadi gözün aydın. Sen hesabı ver, o hesabı Allah'la versin diyeceğiniz bir döngü var. Evet, bu ara evli çiftlerimizde boşanma radikali ve mutsuzluklarda yaşadığınız sorunları artık adliye koridorları gözüküyor. Haklarınız ve adalet noktanızı en iyi şekilde almayı da temenni ediyor. Yani uzun soluklu, çekişmeli bir dava ama sonu sizin için zafer olacak. Siz unutmayın, o unutturmaya çalışacak ve sizi oyalamaya ve tekrar bu ilişkiye şans isteyecek. Bence aynı başa dönmek çocuklar ve size zarar verecek. Aileniz destek yaparken ailenizin yanında olmayı unutmayın. Evlenme ve ciddi planlı olanlarda da ekonomik olarak bazı pürüzleri her iki tarafında iş hayatının oturması gerekiyor. Ve özellikle de bazı seyahatlerin de hani yapılıp ondan sonra evlilik kararı içerisindesiniz. Sevgili teraziler, yani mutluluk sizin tadınızda, merak etmeyin diyorum. Ama aile aralarında, mesela eşiniz farklı bir şehirdeyseniz, siz farklı bir şehirdeyseniz artık aynı çatı içerisinde buluşma döneminde hareket evresi. Mayıs'a kadar sabırlı olun, o çatı birleşecek. Ev değişikliği ya da bu hani vergi borcunuz, emlak borcunuz, bu ev konularınızla ilgili değişimlerle ilgili bir sıralama sistemi yaratacaksınız. Üzerinizdeki yorgunluklar sıralamaya göre bitecek. Araçta kazalar olabilir, araç değişimi mecburiyetten olabilir, bilginiz olsun. Evet, çocuklarınızla bağı güçlendirmeniz gerekiyor. Çocuklarınız size aşık, siz de onlara aşıksınız. Kafanız dağınık olduğu için iletişim probleminiz var. Bu ara anne hassasiyeti gündemimizde olabilir. Özellikle kendi işinizi sanat üzerine yapıyorsanız bayağı marka olacaksınız. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken üreme organlarımız ve kan değerlerimizle alakalı sıkıntılar olabilir. Tansiyonumuza dikkat edelim. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı ve yükselen ve ay burcunuza da yorum yaparak benim kanalımı desteklemeyi, birlikte büyümeyi temenni ediyoruz. Kariyerinizle alakalı hedef noktanızda duygusal travmalarınız atabilir, gizli düşmanlıklarınız ön planda olabilir, ayağınızı kaydıracak insanlar söz konusu olacak. Ayrıcalıklı ruhunuz ve hırslı ruhunuz onları görmeyebilir. Dikkatli olmanız gerektiğini ve iş çevrenizdeki insanların dostane davranışlarından çok sahtekar yönlerini öğreneceğiniz için bu hafta daha rakiplerinizin bütünleşmiş ve büyümüş olduğunun farkına varacaksınız. Evet, uzun süredir iş beklentiniz varsa ve hala iş konularımızla ilgili pürüzlü evrelerimiz 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu da sizin işle alakalı olumsuzlukları iyileştirmeniz için yardımcı olacak. Ve 6 Nisan'da Terazi Dolunay'ı
7.34'te gerçekleşecek. 16 derecede Jüpiter etkisi ve bu dolunayda özellikle Kiron, yaralarımız, ruhumuz, göremediğimiz konularımızla şifalanacağız ve bunları yavaş yavaş geride tutup ve güzel para enerjimiz yükselişe geçiş yapacak. Mümkün olduğu kadar finansal alanımızı daha dikkatli ve daha sistemli yaratmanızı ve bu dolunay 3-4 ay bu enerji ve aynı şekilde 20 Nisan'daki güneş tutulmasını da destekleyeceği için farkında olmayarak gücünüz renklenecek. Ama hani deriz ya, bazen geçmiş travmalarımız, korkularımız, kaygılarımız artabilir. Bunları bir psikologla doğru yürüyüşte dengelememiz lazım. Evet, kurumsal derseniz yöneticiler ve ekip arkadaşlarımızın yoğun temposu ve bu yoğunluk size fazlasıyla güzellikler ve yeni bilinçaltınızı oluşturacak. Kendi işinizi yapıyorsanız işlerde biraz aksilikler, para gerginlikleri söz konusu olsa da Nisan başı sonuna doğru bu paralar size hızlı bir şekilde dönüş sağlayacak. Ayrıcalıklı olduğunuzu, kendinizin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunuzu bilmenize rağmen devamlı her tarafınızda kusur bulup burnunuzdan rahatsızsınız, cildinizden rahatsızsınız. Lütfen Allah'ın emanet ettiği bedeninize güzel bakın. Siz o kadar ışık ve enerjisi yükseksiniz ki siz sadece çok yorgun olduğunuz için şikayet ruhunuz artmış. Evet, bir de bu ara ortaklı iş ya da farklı iş alanlarında başvurularınızla ilgili olumsuzluklar yok. Siz sadece yapabilir miyim enerjisi içerisindesiniz. Deneyin, küllerinizden o işi yaratırsınız, inanıyorum. Küçük kendinize sosyal ağlarda yapmak istediğiniz küçük markalar yaratmak istiyorsunuz. Yemek olabilir, Instagram sayfanızı büyütmek isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili de altyapınız güçlenecek, merak etmeyin diyorum. Kurumsal ve devlet alakalı bağlantılı çalıştığınız noktalarda stabil devam edecek. Ne eksiği ne artı aynı şekilde ilerleyeceğiniz gözüküyor. Ama biraz borçlanma noktanız hakimiyet gösterecek. Para dengelerimizi daha doğru planlamamız gerekiyor. Çalışan çiftlerde eşiniz işten çıkartılabilir. Siz de iş alanınızdan huzursuz olduğunuz için alternatif nokta bakmaya doğru ilerleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Çocuklarınızla ilgili eğitim noktalarında toplantılar, çocuklarınızın gergin hallerine okul, aile birliğinden size haber ulaşabilir. Mümkün olduğu kadar bu çocukların gerginlikleri sizin gerginlikleriniz yüzünden, lütfen o çocuklarımızın dengelerini de oturtalım. Evet, aşk hayatımızda hırsınız ön plana. Seviyor mu, sevmiyor mu? Ben kimim onun için? Böyle bir güven, aldatılma korkusu. Devamlı bir şeyleri kafanızda kuracaksınız. Ya bu aldatmıyor. Güven problemi de yok. Siz dengesizsiniz. Karşı tarafta size uyum sağlayamıyor. Artık uyumu sen de o ilişkiye sağla ki doğru ilerlesin. Sen çok bence kendi hatanı onun üstüne baskı yapıyorsun. O da ortada kaldı. Bunları toparlamamız lazım. Ayrıldığınız ilişki size mesaj atacak. Güvenilir değil, dikkatli olun. Uzun soluklu ilişkilerde söz nişan dönemimiz başlayacak ve bu da ilişkimiz için gayet sağlam adımlar. Bir de çok böyle evli çiftlerimiz ve mesela 12 yıllık ya da 5 yıllık evli çiftlerimizde bir güvensizlik, bir mesaj, bir tedirginlik evresi biraz canınızı sıksa da orada bir hata yok. O tarafın yarattığı bir hata var. Sizde bir hata yok. Onda bir hata yok. Lütfen ilişkiyi bu yüzden kaybetmeyin. Belki bir ilişki terapisti bu ilişkiyi düzeltebilir. Bu arada evinizle ilgili ufak tefek değişimlerden çok toprak, müstakil bir ev arayışı içerisindesiniz. Hayırlı bir iş kapınız, ev kapınız olacak. Şimdiden bu dengeyi araştırmanız lazım. Özellikle anne köklerinizle ait miras konularımız ve dayı, teyze arasındaki yaşanacak krizler anne büyük annemizi ve babamızı yıpratabilir. Onlara destek olmanız lazım. Evet, bir Ege ruhunda bir arsa konumuz var. Bu da aydınlanmış olacak. Merak etmeyin diyorum, sizin için hayırlı. Boşanma fikri olanlar, evet, boşanma radikalleriniz var. Haziran sonra buna karar vereceksiniz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken böbrek üstü bezlerimiz ve damarlarda genişlemeler var. Mümkün olduğu kadar bunları çözmeniz lazım. Sağlık her şeyden önemli. Evet, evde ufak tefek ev hanımlarının değiştirmek istediği yenilik var. Mesela parke değişimi gibi ve bu sene camlar kesinlikle hayal ettiğiniz değişimde. Mutfak giderlerimizde sıkıntı var. Unutmayın efendim, hoşça kalın. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen ve ay burcunuza da yorum yaparsanız kanalımı keşfete düşürebiliriz. Birlikte destek olmanıza uyarıyorum. Evet, 3 Nisan'da Merkür Boğa burcu. Aile hayatımızda özellikle
büyüklerimizle yaşayacağımız sıkıntılarımız dam diye gündeme vuracak. Yani anne baba, abi, abla bu tarz noktada eşimiz, eşimizin kayınvalidesi, kayınpederimiz onların öyle saçma sapan olaylar sizin üstünüze yük olarak benimseyecek ki nereden çıkacağınızı, ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. O yüzden 3 Nisan'da Merkür Boğa burcunda iletişim ve doğru sağlam konuşmaları yaptığınızda bu sorunlar hızlı bir şekilde hayatımızdan geçmiş olacak. 6 Nisan'da Terazi burcu terazide bir dolunay gerçekleşecek. 07.34'te 16 derecede gerçekleşecek. Jüpiter ve Kiron eşlik edecek bu. Sizin iş hayatınızı ve 10. evinizi tetikleyecek, rahatsız olduğunuz, sizi rahatsız eden insanların gerçek yüzünü, onların size karşı sahtekar evrelerini o kadar iyi bilmenize rağmen onlara inanmayı tercih edeceksiniz. İşinizde çok güzel değişimler, fırsatları kollayacak alanlarınız var. Ama siz yerinizi kaybetmemek adına o fırsatları gözden geçirmeyeceksiniz. Yerimin daha sağlam, daha güvende. Çünkü karışık ortam sizi yoruyor. Bunu yüzden de yerinizi sağlam bir şekilde devam ettirme kararı içerisiniz. Ama ben derim ki yeni gideceğiniz nokta daha başarılı. Orayı da sağlam kılacaksınız. Bence cesaret et, o adımı yarat diyorum. Çünkü 10. ay, 10. evinizi tetikleyeceği için iş hayatımız nasıl görünüyorum? Ben işte kimim? Yani ben burayı ispatladım mı dediğimiz enerjinin en yüksek ve uzun soluklu da haklarınızla alakalı mücadelenin zaferine varacaksınız. Eğer iş probleminiz 3-4 aydır devam ediyorsa sağlam kapı, sağlam iş imzanız ve kalıcı iş hayatınıza güzel bir şekilde adım atacaksınız. Ama sizde şu var, öğrenmek, eğlenmek, ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz. Yani daralıyorsunuz bulunduğunuz noktada ama siz çok iyi bir idealist, iş insanısınız. Lütfen işinize sahip çıkın. Kendi işinizi yapıyorsanız alternatif arayışlar içerisinde olacaksınız. Ekstra projeler, yenilikler, yenilik katacaksınız. Ve buranın altyapısındaki eksiklikleri görüp yeni bir sistem yaratacaksınız. O da size iyi gelecek. Devletle bağlantılı dış işleriyle alakalı uğraşıyorsanız, iş yerinizin size başka bir sabit bir masaya geçirmesi, siz sabit masada duramayacağınız için tekrar dış işlerini isteyeceksiniz ama bu biraz uzun soluklu masada oturmanızı gerektiğini uyarıyor. Bunun için trip yapmanıza gerek yok, yeriniz daha iyi. Özellikle de dışarıda işler koşturuyorsanız, rehberseniz, ne bileyim alım satım işiyleyseniz, biraz işlerde bazı karışıklıklar, biraz gerginlikler olabilir ya da gittiğiniz noktaların ekonomik kaynaklı sıkıntılarından dolayı sizin primlerinizde gerileme söz konusu olabilir. Biraz daha farklı insanlar tanıyarak yerinizi daha büyütmenize yardımcı olmanız gerektiğini söylüyorum. Evet, devlet kurumuna yeni başlayan sevgili yaylar, yerinizde çok rakibiniz var, ayağınıza dikkat edin. Büyük bir kırımsalda, küçücük bir yerde başladıysanız oradaki insanlar ayağınızı kaydıracak, sabırlı olmanızı istiyorum. Evet, yurt dışı ile ilgili iş bağlantıları içerisindeyseniz yeni fırsatlar için doğru bir nokta, vizenizin vakti dolmuş olabilir, bir pasaport kontrolü ihtiyacınız var diyorum. Vergi borcunuz, emlak borcunuzla alakalı net bir ödeme sistemiyle birlikte hayatınızdaki borçları sıfırlama kararı içerisindesiniz. Bu karar hem aileniz için hem sizin için daha sağlıklı oluşacak dedim. Diyorum bile. Çalışan evli çiftlerimiz arasında eşler arasındaki gerginlik iş hayatınızı yansıtıyor. O yüzden boşanma radikalliği içerisindesiniz. Ama iştedeki bu huzursuzluğunuz ve kafa karışıklığınız duygusal yönde doğru mu karar verdiniz birkaç kez daha dün. Başkası için bir hayat yıkılmaz. Kendiniz için istiyorsanız yıkabilirsiniz ama başka gönle vakit ayırdınız. Bu sakıncalı gözüküyor. Evet, duygusal hayatımızda yeni tanıştırmalar, yeni çevrenizdeki insanları gözden geçirerek yeni bir aşka yelken açacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerde biraz kapris yönünüz, biraz ilişkiyi istemiyorum, ben çok sıkıldım, aynı rutinlikte dediğimiz evrede ilişkiye renk katmanız lazım. Yoksa bu ilişki bay bay diyecek size, bilginiz olsun. Evlenmeyi düşünenlerde biraz daha gecikmelerimiz olacak. Ailenizin bazı sıkıntılarından ve ekonomik durumundan kaynaklı. Yoksa siz birbirinizi seviyorsanız yol arkadaşısınız diyorum. Bir de unutmayın, evimizde özellikle birinin, ablanızın ya da kız kardeşinizin kısmet kapılılığı var. Bir dua okutturursanız onun enerjisi açılır. Bir de evli çiftlerimizle ilgili noktada eşinizin uzun
yol seyahati olabilir. Bu yüzden evdeki çocuklar, dert, ödemeler hep sizin üzerinizde ve bu yüzden mutsuz olabilirsiniz ama eşiniz sizi seviyor. Gereksiz düşünceye aldatılmıyorsunuz. Panik yapmanızı istemiyorum. Ama ev hanımlarına şunu demek istiyorum. Eşinizle biraz ilgilenerek özel hayatımızı, cinsel hayatımızı, paylaşım hayatımızı daha renklendirmemiz lazım. Buradaki sorun siz çok yorgunsunuz. Eşiniz iş gereği yorgun. Evde bir monotonluk, evde kız kardeş ya da erkek kardeş gibi yaşıyorsunuz. Siz hayat arkadaşınız, lütfen adım atın. Erkek çocuğunuzla alakalı dışarı çevresine dikkat etmeniz lazım. Biraz hovarda ruhu var. Bunu bir an önce çözerseniz daha sağlıklı bir gelecek hayatı olur onun için. Sağlık olarak geniz eti, iltihaplarımız, bronşlarımızla alakalı hassasiyet ve özellikle son zamanlarda burkulmalar, kırılmalarımız olabilir. Bir kemik ölçümü yaptırmanız sizin için daha sağlıklı. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, yorum yazmayı, takip etmeyi ve yükselen ve ay burcunuza da yorum yaparak kanalımızı büyütmeyi destek olmanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, iş konumuz çok hareketli ve çok yoğun olacak. Hem bir yandan stres, hem bir yandan başarı, hem bir yandan seyahatlerimizle alakalı toparlanmamız gereken ayrı bir siz yaratacaksınız bu hafta. Merkür Boğa burcunda iş konularımızla ilgili hem iletişim, hem yazılaşma, hem mail, hem de konuşmada yeni atılacak imzalarda büyük bir başarı var. Hakkınız olanı en iyi şekilde alarak ve kendinizi savunarak doğru geçmeniz gereken konumunuzla ilgili rahatlık sağlanacak. 6 Nisan'da terazi dolunayı gerçekleşecek. Jüpiter ve Chiron 16 derecede eşlik edeceğini düşünürsek, bu da sizin yurt dışı ve 9. evinizi temsil ediyor. Bu ara dine merak sarabiliriz. Yurt dışı ve yüksek lisans eğitimlerimizi ve seyahatlerimizin daha yoğun olacağı, iş konularında kendimizi ne noktada büyütmemiz gerektiğine karar vereceğimiz bir denge. Aslında bir nevi iş hayatımızı komple değiştireceğiz. Özellikle rakamsal alanlarda hakimiyet kuruyorsanız, farklı bir iş beklenti içerisinde olduğunuz noktalarla görüşmeleriniz, gizli görüşmeler sağlayarak bulunduğumuz noktaya yavaş yavaş veda edip daha sağlam kapılara geçiş sağlayacağız. Devletle alakalı bir noktada çalışıyorsanız, devlet kurumsalsanız tayinle alakalı istediğimiz bir değişimle ilgili de başvurularınızla ilgili büyük bir mücadele ederek hak ediliş seyahatinizde gerçekleştireceksiniz. Yurt dışı seyahatlerimiz ve yurt dışı ile alakalı noktalarda ciddi anlamda kendinizi bulabileceğiniz ve kendinizle alakalı yaratacağınız en önemli yenilikleri katacak. Bu da size artık ben işimde olmam gereken noktadayım diyeceksiniz. İş bekliyorsanız olumlu. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Ve bu gelişmeler kalıcı büyük projeler. Dışarıda gelecek insanların sizin iş fırsatlarınızı büyütmenize, yurt dışı bağlarınızla alakalı noktaların altyapısını kurmanıza yardımcı olacak. Ve duygusal hayatımızla ilgili evlilik kararı, net bir şekilde ilişki kararı içerisinde olacaksınız. Ya evlenip ya da doğru aşkı bulma dediğimiz bir denge var. Yani der ki evlenmeye karar verenler evlilik yapacak, beğendiğiniz ve adım attığınız ilişki evliliğe doğru gideceğini de uyarıyor. Geçmiş ilişkilerimiz çok yoğun bir şekilde kafamızı kurcalayacak, ruhumuzu gerginleştirecek ama siz de biliyorsunuz geçmişin size hiçbir yararı olmadığı zarar ve maddi ve manevi kaoslar yarattı. Bu kaoslardan çıkmayı da öğrendiniz. Evli çiftlerimizle alakalı noktada kendi aranızdaki iletişimi düzeltmeniz gerektiği, iş hayatınızı evi yansıttığınız için işe konsantre olamadığınız ve karı koca hayatımızda da dengesiz giden ailevi sorunlar işimize yansıyor. Bunu dikkatli şekilde çözmemiz lazım. Evet sevgili oğlaklar, aşk var, sevgi var, duygu var ama siz İçinizde unutamadığınız aşkın hesabını yaşamak istiyorsunuz ama o artık mahşere kaldı. Siz bu mahşer gününde onunla hesaplaşırsınız. Size tanıştıracak yeni fırsatlar var. Gözden geçirin ve doğru iletişimi sağlayın istiyorum. Evet, bu arada özellikle İlişkimiz, nişanlı ve evlilik tarihi belirleyen çiftlerimizle alakalı noktada şehir dışı ya da yurt dışı imkanlarını zorlayacaksınız. Geçici burada olup sonrasında birlikte yurt dışı seyahatiniz, iş gereği gideceğiniz alanlarımız var. Hiç korkmayın çünkü yenilik size aydınlık yaratacak
Ve en önemli şey de ailenize ait bir mülkü satıp yurt dışından yatırım yapmak isteyen sevgili oğlaklar, yeriniz kıymetli, karar sizin. Orada oturduktan sonra farklı şartlarla yatırım yapmayı düşünürseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yerinizin satmanızın bir anlamı yok. Evli çiftlerde özellikle eşiniz ve sizin bu ara kendi içinizdeki kaygı ve boşluklarınızdan kaynaklı kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Eve hijyenik alana sararak evi hijyenleyebilirsiniz. Çocuklara bağırabilirsiniz, eşinize bağırabilirsiniz. Bu yüzden duygusal geçişiniz sizi zorluyor olabilir. Bunları bir an önce çözmeniz lazım. Acil psikiyatrist ya da psikologla bu altyapımızı güçlendirelim. Özellikle çocuklarınız küçükse onların eğitim kariyerlerine önem vermeniz lazım. Onlar çok kıymetli ve çok değerli. Ve zeki çocuklar IQ testi istiyorum. Aynı şekilde evdeki rahatsız olduğunuz görümceniz, eltiniz, binadan taşınmak istiyorsanız eşinizi ikna edip taşıyacaksınız. Bunun için de mücadele edin. 6 Nisan'daki terazi burcu yeni oluşturacak ev ve düzenin için hayırlı. Boşanma fikri olanlar evi taşıdılar ama çocukların dengelerini oturtamadığınız için belli aralıklarda evde diyaloglar devam etse de bu evlilik bitti, artık karar, net karar. Aldatılma şüphesi olan sevgili oğlaklar, gerçekten buna dikkat edin. Biraz aldatılma, cinsellik değil ama flörtöz ruhu olabilir eşinizin. Dengesiz tavırları, kızgın evreleri, başka bir enerjiye odaklanmaya başlamış. Onu göz kontrolüne alalım. Yakın dostunuzdan maddi bir zarar göreceksiniz. Güvenmeyin. O parayı da geri alamayacaksınız. Birine altın borcu ya da para borcunuz varsa onu taksitlendirerek çözeceksiniz. Endişe etmeyin. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda dikkat etmemiz gerek. Siyatiklerimiz, bacak ağrılarımız ve bağırsak problemimiz olabilir. İhmal etmeyin. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu dinlerken de yorum yaparak kanalımızı büyütmemizi, birlikte desteklememiz gerektiğini de uyarıyorum. Tembellik ruhumuz olur ya, işe gitmemek, işte uyumak, kaçamak yapmak, izin almak. Bu hafta tam anlamıyla böyle düşünürken hırsınız kabaracak. Ben niye işimi daha büyütmek istemiyorum? Kendimi niye göstermek istemiyorum? Hayatımla alakalı noktaları neden daha çok net bir noktaya ulaştırmak istemiyorum dediğimiz bir zafer evreniz olacak. Bu da sizin gerçekten kendi benliğiniz, kendi ruhunuz ve kendinize ait yörüngeleri en iyi şekilde toparlayacaksınız. Gideceğimiz işler, yapacağımız dışarıdaki işleri olumlu şekilde çözeceğiz ve şirketimize yansıtacağımız enerji çok yüksek olacak. Patronunuz ya da yöneticilerinizin farklı enerjisiyle karşı karşıya kalarak daha sağlam evrenin geçişini tamamlayacaksınız. Özellikle de şunu demek istiyorum. Hırs yaptığınız konular iş hayatınızın dışında özel hayatımızda da hırs yapabilir. Kişileri ve özel hayatımızdaki sevdiklerimizi incitebiliriz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu noktada kapatma kararı içerisindesiniz. Daha kurumsal, daha farklı bir noktada işler yaparak kendi evrenize sağlam ve getirisi olan işlerle evreye geçeceğiz. Çünkü bulunduğumuz iş kapısı artık bizim cebimizden yemeye başladı. Bu da sizi tam anlamıyla yıpratıyor ve yoruyor. Aynı şekilde bu dönem yurt dışı iletişim içerisinde olan sevgili bazı kova burçları için gideceğimiz ve iş gereği gideceğimiz seyahatlerde çok güzel insanların size farklı alanda bakış açınızı, iş konusunda yapabileceğiniz yönlendirmeleri sağlayacak. Bunları da lütfen kulağınıza küpe olarak yazın istiyorum. İşsizseniz ve hala iş konusunda doğru noktayı yakalayamıyorum diyorsanız bu sizin tembelliğinizdir, bir başkasının değil. Bu kadar iyi bir beynin evde çürümesini sağlıklı bulmuyorum. Para konusuna takık olduğunuz için her işi kendinize yakıştırmıyorsunuz. Artık iş kapılarınız da açık. Ona göre hareket ederek kendinizi belirlemeniz lazım. Bu ara rüyalarımız bizi yanlış yönlendirebilir. Bilinçaltımız bizi fazlasıyla kurgu ve kaygı yetebilir. Bunları da doğru nefes alarak geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Devletle bağlantılı işe girmek, devletle yani kendi işinizde varsa devletle bağlantılı ihale işleriyle ilgili koşturma telaşınız ön planda. Ama burada unuttuğunuz bir şey var. Ailenize ait geçmiş bir borç hanemize haciz getirebilir. Ailemizde mahkeme ya da yasa problemi olan bir kişinin rahatlığından evimizde
devamlı sıkıntı yaşayabiliriz. Bunları bir gözden geçirerek sistemimizi düzeltmemiz lazım diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara en önemli şey eşinizin bazı kararsızlıkları ev hayatımıza yansıyabilir. Sizin de işinizin yoğun temposu evden çıkıp kafanız sadece işe odaklanabilir. İki zıt karakter oluşacak burada. Bu hafta birbirinizi fazla görmeyeceksiniz. Sorunlar artabilir. Bu dengeyi doğru kurmanız lazım. Özellikle de ortaklı iş düşüncesi olan sevgili kovalar için ortağınızın dağınık karakteri sizin de dağınık olmanızdan kaynaklı para karşıtları, yani paramız yok olabilir. Gereksizce parayı farklı bir noktaya başkaları bekletebilir. Bu yüzden ödemelerimizde aksilik olabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktayı toparlamamız lazım. İşsizlerde iş problemi yok, tembellik var, unutmayın diyorum. Bir de sınav ya da devletle alakalı sınav ve kurumlarla ilgili geçeceğiniz bazı hani dersler var, bunlarda başarı var, sıkıntı yapmayın. Aşk konusunda hem gökyüzünü size çok ciddi anlamda aşk enerjisini sunuyor ve gözünüz aşkla şifalanacak ama siz hangi aşk derdindesiniz? Gerçekten sevgi mi? Gerçekten aşk mı? Gerçekten tutku mu? Yani bir de siz hayatınızdaki insanı bazen benim emrim altında istiyorsunuz. İlişkiler kimsenin emri altında değil. İlişkiyi daha özgür, daha rahat bırakırsanız daha kendi içinizdeki yaşadığınız krizleri çözmenize yardımcı olur. Çünkü sizin ilişkiyi yönetme, yani iş gibi düşünüyorsunuz ilişki. İlişki hayatınız iş gibi olamaz. Onun da bir birey olduğunu, sizin de bir birey olduğunuzun artık farkına varmanız lazım. Çok bencilsiniz sevgili kovalar ve karşı tarafı yormayı bırakın. Evet, bu ara ruhunuzda böyle bir enerjiniz farklı insanlara karşı ilgi duyabilir. Onu beğeniyor olabilirsiniz. İlişkiniz bunu duyabilir. Biraz kafanız karışabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Evlenmeyi düşünenler hemen evlilik evresi. Özellikle çocuk sürpriz hanemize gebelik evresi söz konusu olacak, bilginiz olsun. Bir de eski sevgiliniz sizden özür dileyecek bu hafta. Bu da size ayrı bir güç katacak. Onu tekrar isteyeceksiniz. Hayırlı olsun, evliliğe doğru gidecek. Evli çiftlerimizle alakalı noktada sizin huzursuz olduğunuz noktalar karşı tarafı yıpratıyor. Sizi memnun etmekten çok fazla yoruldu. Aynı şekilde siz onun ailesi, kardeşiyle olan para problemlerinizden çok fazla kasıldınız. Ve eşinizin bu evliliği İlk ev ailesi, birinci ev ben, ikinci ev olmaktan sıkıldım diyen kovalar, artık eşleriniz bu haneye daha sağlam şekilde adım atacak. Aynı şeyleri tendit pilavı gibi söylemeyin. Çünkü adam yoruldu, siz de yoruldunuz. Aynı şekilde kıskançlıklar, geçmiş konuları artık açmayı bırakmanız gerekiyor her iki tarafta. Yoksa bu evlilik boşanmaya doğru gidecek. Bazı çiftlerde de boşanma ve ev ayrılığı netliği. Özellikle ev araştırıyorsunuz, ondan sonra yol ayrımına gireceksiniz. Çocukların psikolojisini bir pedagogla çözmenizi öneriyorum. Çünkü evde gereksiz bağırışmalar, çağrışmalar had safhada. Sözlü şiddete kimse mağdur kalmamalı. Çünkü özellikle kız çocuğunuz bu konuda çok duygusal, buna denge kurmanız lazım dedim. Sağlık olarak özellikle tansiyon ve şekerimiz biraz daha riskli olabilir. İhmal etmeyin, hoşça kalın. Sevgili balık burçlarım, güzel ailem, abone, yorum yapmayı, beğenmeyi ve yükselen ve ay burcunuzu dinlerken de yorum yaparak biraz keşfete kanalımızı düşürebiliriz. Stresin sizi stresten uzak, stresli bir gün, stresli bir hafta diyorum. Hem arınmak istiyorsunuz hem de stresle yaşıyorsunuz. Mutlu olduğunuz bir döneme giriş sağlayacaksınız. Çalışma hayatınızla ilgili evraklar, toplantıları unutmamanız gerekiyor. Merkür Boğa burcunda iletişimle alakalı hata kabul etmiyor. Yanlış mailler, yanlış toplantılar, yanlış evraklar biraz bulunduğumuz alanı strese sokabilir. Aynı şekilde Merkür Boğa burcunun yeni iş iletişiminizle alakalı noktada doğru bir geçiş sağlayacağınız, yeni kapılarınızın da açılacağını sunuyor. O yüzden gideceğiniz her noktada kendinizi doğru ifade etmeniz lazım. Bulunduğumuz noktada rahatsız olduğumuz insanların sıcak tavrı biraz daha sizin güveninizi artıracak ve daha sağlam adımlar yaratacaksınız. Kurumsal bir firmada büyük bir alana geçiş yapmak istiyorsanız biraz daha temkinli olmanız lazım.
Çünkü der ki orada zaten oturmamış bir düzen var. Sizin hayal ettiğiniz noktadaki yerdeki insanların değişmesi lazım ki ondan sonra sizin adım atmanız daha sağlıklı. Çünkü orada karmaşaya giderken işinizden olabilirsiniz. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarımızla aramızda herhangi bir kriz yok ama evrak ve kafa dağınıklıklarından kaynaklı evrak hataları yaparak toplantıyı karıştırabilir. Yanlış mailler giderek insanları huzursuz edebilir. Daha temkinli ve daha dikkatli olmanız gerekiyor. Cep telefonunuz bozulacak. Cep telefonu değiştirmesi zaten istiyordunuz. O da bahaneniz oldu. Şimdi alacağınız telefon hayırlı ve uğurlu olsun. 6 Nisan'da Dolunay gerçekleşecek. 07.34'te 16 derecede Jüpiter etkili ve Kiron'un da etkisiyle birlikte 8. evi. Miras konularımız, ortak mallar, ortak çözülmesi gereken iş bağlantılarımızla alakalı büyük değişimleri, büyük oluşumları tadacaksınız. Mümkün olduğu kadar zararsız bir döngü ama siz kendi kendinize zarar etmek istiyorsanız fevri davranışlardan kurtulmanız lazım. Fevri davranırsanız sıkıntı var, bilginiz olsun. Bu arada da özellikle eğitim konularımızla alakalı yarım bıraktığımız, tamamlamamız gereken konularımız daha yoğun revaçlı olacak. Özellikle üniversite sınavına girecek ya da bir sınav evresi olan hane büyüklerimiz ya da hanede birileri varsa çok stresli oldukları için bildiklerini yanlış yapacaklar. Mümkün olduğu kadar altyapılarını daha çok sakinleştirmeleri gerekiyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada hanımınızın işten çıkartılma gibi durumu riskli. Geçici bir toplu para verse de eşiniz bu konuda dava açacak, arkasında durmanız lazım. Sizin de bulunduğunuz noktada biraz daha sakinlikten çok çok yoğun bir iş temposundan dolayı evdeki dağınıklığı fark edemeyeceksiniz. Evle işi karıştırmamanız gerektiğini uyarıyorum. Bu arada evet işsizsin. Ben uzun yıllardır işsizdim. İş mahkemen hala çözülmedi. Para konularım krizde ve hala kendimi toparlı. Bu da sizin rahatlığınız kardeşim. Ailenize büyük güvenme. Kenarda kıytırık bir paranız vardı, o da bitti. Her işi de beğenmiyorsunuz. Biraz poponuzu kaldırarak bulaşık da yıkasanız bir paradır. Yani siz parayı beğenmiyorsunuz. Yani ülkemizin para ekonomisi zaten sıkıntıda. Bir de siz bunu yaparsanız ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Artık kaldık bir yerde başla yani. Senin başlarsan kendi cesaretinle başlayacak. Aşk konusunda çok güzel bir hafta. Siz duygularınızı esiri olacaksınız. Aşka esiri olacaksınız. Romantik bir hafta, keyifli bir hafta. Karşı taraf duygularını çok derin. Siz de duygularınızı söyleyeceksiniz. Ama ayrılmak isteyenler için de başka birine aşk enerjisi var. O yüzden buna şahit olacağınız için kırgınlıklarınız da var. Evlenme planı olanlar için biraz daha gecikme kararı içerisindeyiz. Neden bu karardasınız? Çünkü 2 ay, 3 aylık bir ödeme sisteminiz var. Bunun verdiği bir rahatsızlık sizi yıpratıyor. Ağustos ayında evlilik planımızın tarihi alınacak. Ama erken almak isteyen, Mayıs'ta evlenmek isteyenler geciktirecekler. Aile büyüklerimizde, babamızda sağlık problemi olabilir. Evli çiftlerde özellikle eşiniz ve kendi aranızdaki pürüzleri çözdünüz. Daha yuvarlak ve daha sakin bir hayat yaşamak istiyorsunuz ve çocuklarınıza yaptığınız ve de ailedeki kavgalar artık geride kalmaya başlıyor. Ama boşanma fikri olanlar bir türlü eşinizin çapkın ruhunu çözemediniz. Yalanlarını çözemediniz. Ailevi sorunlarını çözemediğiniz için yıpranan sizsiniz. Ve bu ilişkide artık sizin karar vermeniz lazım. Hep başa dönmekten yoruldunuz. Mutlu olan çiftlerimizle alakalı noktada da kendi ailenizin sağlık problemlerinden kaynaklı onları devamlı ziyaret ederek ev düzenimizi biraz aksatabiliriz. Onlar iyi olacak, merak etmeyin. Çocuklarınızla ilgili iletişim güzel ama çocuklarınızın eğitim iletişimi sıkıntılı. Onları biraz destekleyerek, altyapısındaki eksiklerle eğitim aldırarak onların altyapısını oturtabiliriz. Ani şehirle alakalı gideceğimiz yolculuklarda ani satmamız gereken arsamızı tekrar gözden geçirin, satmayın istiyorum. Sağlık olarak özellikle sırt ve boyun fıtıklarımız ve mideyle alakalı asit problemlerimiz uyku dengemizi bozuyor. Acilen bir check-up döneminiz başladı. Çünkü kistleriniz var, kistler büyümeye başladı. Siz bence bunları ihmal ediyorsunuz. İhmal etmemelisiniz. Bol dua, bol şifa diyerek iyi haftalar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.